bu arada işaretle geldi. Sayın Dündar şu anda canlı yayında. Ben şimdi hangi konuyu açacağımı şaşırdım. Dünden fırça yedik biliyorsunuz Uğur Bey'de. O yüzden Aragones konusunu mu açsam diye. İspanya'da bir numarada. Fakat dünya genelinde 9. sırada ama dünya genelinde Şubat ayından bu yana popülaritesini en fazla yükselten teknik adam olmuş Uğur Bey. Ben dün birazcık özellikleri hakkında söz ettim. Gerçekten Aragones kariyeri tartışılmayacak ve aktif teknik direktörlük hayatını yıllardır bu sancılı piyasada, bu nankör piyasada sürdürmüş olan çok değerli bir teknik adam. Yaşı da bana göre hiç handikap değil, aksine o yaştaki bir teknik direktörün bilgisi, birikimi, deneyimleri bir artı değer olarak, daha doğrusu onun sermayesinin zenginleşmesi olarak kabul edilmeli. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe. Evet. Umarım bu 11 torununu da alıp yanında gelmez. Vallahi Türkiye çok konukseverdir biliyorsun. Hayır ama yani. Torunları çocukları çok severiz. Şimdi torunlar da dedelerinin yanından ayrılmaz önüne. Kulübede 11 tane torun. Futbolcular da çocukları sayılır zaten teknik direktörün. Evet. Çocuklar ve torunlar hep birlikte büyürler. Evet. Ben bu arada bütün dinleyenlerimize güzel günler diliyorum. Evet, bir anda girince konuya siz her sabahki o selamlamayı kaçırdınız. Şimdi Uğur Bey şampiyon olduğunda İspanya öyle bir havaya attılar ki eyvah dedim sakatlanıyor gelemeyecek Fener'e. Bu arada biliyorsunuz onlar da bilmiyorum eğer biliyorsanız siz beni uyarın Uğur Bey. Galiba Madrid'den çıkılıp 600 kilometre yürülürse evet, bir hacı oluyor. Yolu var onların. Evet. Yürüyecekmiş Aragones değil mi? O zaman gecikecek Fener'e gelmesi gecikecek çünkü 600 kilometre bu. Bayağı bir yol kat edecek. Bu da gösteriyor ki sadece torunları olduğu için ona dede lakabı takılmış. Sen dalga geçme gayretiyle Aragones'in 70 yaşında 600 kilometre yürüyebilecek bir fiziksel özelliğe sahip olduğunu görmemezlikten gelmeye çalışıyorsun ama hayır, farkında değilsin ki Aragones'in bünyesi, fiziksel yapısı bu 600 kilometrelik yolu yürümeye müsait. Böyle de itiraf etmiş oluyorsun. Evet. Çok teşekkürler Hakan'cığım. Ben şimdi bakın ben anlatamadım Uğur Bey. Diyorum ki sadece torunları anladım. Torunları olduğu için sadece dede deniyor yani. Şimdi asıl konuya... Çok ciddi konular var tabii. Çok ciddi konular var. Bu arada Fenerbahçe'nin rakibi 99 yılında Rıdvan'ın teknik direktörlükten alınmasına sebep olan MTK Budapeşte takımı olmuş. Tabii evet. O zaman çok fena bir şekilde değişti. MTK şimdi çantada keklik gibi görünüyor. Evet, çerez sayılabilecek bir takım Fenerbahçe için. Evet, şimdi çok tehlikeli bir takım olaylarla karşı karşıyayız Uğur evet. Bey. Yani... İç savaşa götürür insanı bu tür olaylar. Deniz Baykal dün bunu Türkiye'deki gerginliğin kırılma noktası olarak değerlendirdi. Kırılma noktası olarak değerlendirmesi şunu ifade ediyor. Artık bundan sonra bu kutuplaşmanın taraflarının bir araya gelip uzlaşma olasılığı tamamen ortadan kalkmıştır anlamını taşıyor. Bu hakikaten fevkalade tehlikeli ve Türkiye'nin yakın geleceği açısından hepimizi karamsar kılabilecek olan bir tablo. Benim de endişem bu aklı selimin tekrar oluşmaması, her şeye rağmen bir uzlaşı arayışına girilmemesi ve bir masa etrafında toplanılmaması halinde Türkiye bir kardeş kavgasına ve maalesef bölünmeye doğru süratle sürükleniyor. Bunları söylemek şu dönemde biraz zordur. Ama bunları söylemeyenler de ileride vatan haini olarak tıpkı Ali Kemaller gibi, Ali Galipler gibi tarih sayfalarında yerlerini alırlar. Biz ülkemizi seviyoruz. Başka gideceğimiz herhangi bir ülke yok. Dolayısıyla bu ülkede, bu kutuplaşmada sorumluluğu olan herkesin bir masa etrafına acilen gelip bir uzlaşı zemini hazırlamaları, herkesin takkesini önüne koyup, ben ne yaptım, ben hangi hataları yaptım da gerginliğin, kutuplaşmanın artmasına katkıda bulundum diyerek bir öz eleştiri yapması ve bu hatalardan bir an önce geriye dönülmesi gerekiyor.
Aksi takdirde tekrar ediyorum, herkes bunu görüyor ama bazıları söylemeye çekiniyor. Türkiye süratle bir kardeş kavgasına gidiyor. Türkiye süratle içinde bulunduğumuz coğrafyadaki hesapları uluslararası kapalı kapıların ardında sürüp giden pazarlıkları falan da göz önünde bulundurduğumuzda bir bölünmeye doğru sürükleniyor Türkiye. Maalesef bir bölünmeye doğru sürükleniyor. Yani bilmiyorum ama kimler ne şekilde yapıyor? Misal Ankara Ticaret Odası'nda bu şofbenin üzerine konulan suikast silahı. Yani evet. Sizce çok komik değil mi? Hakan, şimdi onun tesadüfen bulunması bir şans, öyle diyelim. Bulunmamış olsaydı ve o suikast silahıyla bazı faili meçhul cinayetler işlenmiş olduğu ortaya çıksaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı? Peki halen çıkma şansı olamaz mı? Halen balistik... çıkma şansı olabilir ancak suikast silahı bulunmuş ve Ankara Ticaret Odası yetkilileri tarafından zamanında emniyet teşkilatına teslim edilmiş. Eğer onlar böyle bir takım eylemlerin içinde olsalar bu suikast silahını emniyete teslim ederler mi? Evet. Şöyle düşün, yani onu imha etmek de mümkündür. Dolayısıyla onlar böyle bir tezgahın kendilerine yönelik olarak hazırlanmakta olduğu endişesiyle derhal emniyet güçlerine başvurmuşlar. Ayrıca daha vahimi, böyle durumlarda tabii ki güvenlik güçlerimize herhangi bir onlara yönelik ithamda bulunmak asla aklımın ucundan geçmez. Yargıya da güvenimizi hiçbir şekilde kaybetmemek durumundayız. Çok fazla detaya da girmek istemiyorum ama bazı kişilere ait olmayan belgeler de bu operasyonlar sırasında sanki onlara aitmiş gibi bir şekilde dosyalara dahil edilebilir. Evet. Dosyalara dahil edilebilir. Türkiye'de geçmişte bunun örneklerini gördük. Dileriz bu sefer bunlar yaşanmaz. Aksi takdirde bu süreç yargıya olan güvenin de süratle sarsılmasına ve kamu düzeninin ağır tahribat almasına yol açar. Bir defa yargı gecikiyor. Geciken yargı çok büyük bir adaletsizliğin kaynağı oluyor. Ayrıca yargıya olan güvenin sarsıldığı toplumlarda da kamu düzeninin yeniden sağlıklı bir şekilde işleyeceğine dair inanç giderek toplumda azalıyor. Evet. Ve ondan sonra da çeşitli provokasyonlar, işte bu gerilimden yararlanıp da başka amaçlara hizmet edenlerin ortaya atacağı sansasyonel haberler, toplumda yaratacakları panik duyguları bir anda en becerikli siyasi mühendislerin bile tahmin edemeyecekleri bir toplumsal çatışma tablosu yaratabilir. Şimdi ben bir şeyi açığa kavuşturmak istiyorum Uğur Bey. Başbakan dedi ki, yani bunun siyasi bir olarak gösterilmesine karşıyım. Çünkü bir tarafta AKP kapatma davası açan savcılar var. Bu tarafta da bunu, yani yine aynı savcılar yapıyor bu Ergenekon'da dediler. Fakat Star Ana Haber Bülten'e konuk olan konuk çok ilginç bir yeri tespit etti ve size iletti. Canlı yayında duyduğum oydu benim. Savcılar arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi. Şimdi burada başbakanın bu lafı söylemesin, yani size ne anlam ifade ediyor? Çünkü siz dün Star Ana Haber Bülteni'nde tabii ki bir anchorman olarak orada yorum yapmadan haberleri kapattınız ama ben yine de halen bir merak ediyorum. Yani sizin bu konudaki görüşlerinizi. Pardon. Sevgili Hakan, benim bizim hukuk devletimizle, demokrasimizle, gelişmiş ülkelerin demokratik hukuk devletlerini, çağdaş devlet yapısını kıyasladığımda gördüğüm en önemli farklardan biri, örneğin İngiltere'de söz gelimi Ergenekon operasyonuna benzer bir çeteleşmenin ya da işte İngiltere'deki demokrasiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan bir darbe girişiminin şüphelileri yakalanmış olsaydı, böyle bir operasyon savcının emri ve mahkemenin de onaylamasıyla çeşitli aşamalarla sürdürülmüş olsaydı, bunun her aşamasında o işin tepesindeki o soruşturmanın en yetkili savcısı çıkar, kamuoyuna, kamuoyunun zihninde oluşan sorulara belirli cevaplar
ifade edebilecek açıklamalar yapardı. Tabii ki soruşturmanın selameti açısından ayrıntılı bir bilgi vermeyi hiç kimse kabul etmez ve toplum da bunu bekleme hakkına sahip değildir. Ama savcılar toplumun önüne çıkarlar ve yaptıkları soruşturmanın ana hatlarını, çerçevesini kamu düzenini koruyabilmek amacıyla. Toplumda işte dün akşam bir konuğumuz söyledi, korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor dedi. Ayrıca dün internet sitelerinde saygın medya patronlarının, çok değerli köşe yazarlarının da gözaltına alınabileceklerine dair böyle dezenformatif, sansasyonel amaçlı, belki de bambaşka amaçları taşıyan yayınlar yapıldı. Belki bunun arkasında çıkar ilişkileri falan da olabilir. Evet. Ama zemin öyle bir zemin ve çok dumanlı bir hava var ve gerçekten de bir korku atmosferi yaratılmış durumda. Bunun önüne geçmek de hukukun görevidir. Ve en başta savcının sorumluluğundadır. Ama savcı, soruşturmayı yürüten sayın savcı bunu yapmıyor. Bizim ülkemizde savcılar bunu yapamıyor. Çünkü sistem savcıları tipik bir devlet memuru haline getiriyor. Böyle bir soruşturmayı yürüten savcının söz gelimi tamamen atıyorum. Bir gizli görüşmeyle, çok affedersin. Estağfurullah. Dinleyenlerim de affetsinler. Bir gizli görüşmeyle, çok önemli bir siyasetçiyle yan yana geldiği yarın öbür gün ortaya çıkabilir. Bu ama tamamen muhayyel olarak söylüyorum. Böyle bir şey olmuştur anlamında söylemiyorum. Eğer toplumun önüne çıkmayan bir savcı çok gizli bir görüşmeyle bir siyasetçiyle görüşmüş ve saatlerce ona bu konuda bilgiler sunmuş ise bu tabii ki çok büyük bir skandal olur. Bunlara, yani bu tür kamuoyunun zihninde soruların oluşmasına izin vermemek lazım. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son dönemlerinde hepimizin tanık olduğu en büyük operasyonlardan, soruşturmalardan biri. Suçlular varsa, gerçekten o suçlar işlenmişse tabii ki onlar mutlaka yargılanmalı ve suçları sabit görülürse cezalarını da çekmeli. Evet. Ama 11 aydır devam eden bir soruşturma. Hiçbir maalesef açıklama yok. Buna maalesef karşılık bazı hükümet yandaşı gazetelere yapılan servisler var. Gizli dinlemelerin tapeleri bazı yandaş medyaya servis ediliyor. Servis sözcüğü yargı için fevkalade bence yaralayıcı. Ama maalesef gözüken o ki bir servis var. Evet, ve bu maalesef arada da bir itibar infazı var. Yani insanlar şu anda iddianame hazır olmadığına göre hepsi şüpheli. Sanık da değil. Evet, 100'den fazla gözaltı var. 49 kişi tutuklanmış durumda ve 12 Haziran 2007'de ele geçirilen 27 el bombasından sonra Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma. Ama Dün Emre Kongar hocamız söyledi. Dedi ki yani Danıştay cinayetini işleyen bir katil ki bizim gazetemize atılan bombaların da arkasında onların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Danıştay cinayetini işleyen bir katille Cumhuriyet Gazetesi, onun imtiyaz sahibi ve Ankara temsilcisi nasıl ilişkilendirilmek istenilebilir dedi. Bu hakikaten önemli bir soru. Evet. Burada kaygı şundan kaynaklanıyor. Acaba yargı bir siyasi güç gösterisine alet mi ediliyor? Bir korku imparatorluğu yaratılmak mı isteniyor? Kamuoyunun sorduğu sorular bunlar. Evet, bu akşam bakalım gelişmeleri Star Ana Haber Bülteni'nde 19.30'da. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Bu gidişat hiç iyi değil. Ülkesini seven herkesin, demokrasiye inanmış herkesin, ya biz nerede hata yaptık da ülkeyi kutuplaştırarak bu kırılma noktasına getirdik diyerek kendilerini sorgulamaları, öz eleştiri yapmaları, ama içtenlikle öz eleştiri yapmaları ve kendi çıkarlarını bir kenara bırakarak hızla kardeş kavgasına ve bölünmeye doğru sürüklenen ülke için yapabilecek ne olduğunu düşünmeli. Çok geç değil ama yarın çok geç olabilir. Peki Sayın Dündar, çok teşekkür ediyoruz. 19.30'da Star Ana Haber Bülteni'nde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.